Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 2006, 2005, 2007 model civarında olan bir Audi A4 benzinli 2000 motorla beraberiz. Bu motorumuz neden bize geldi? Sırası geldi, içeri aldık. Gördüğünüz gibi sebebi bu. Burada da triggerimizin şöyle kopmuş parçaları mevcut. Triggerimiz kopuk vaziyette. Boşta olduğu net bir şekilde görünüyor. Rahat bir şekilde oynuyor. Tabii ki alt kısımdan koptuğu için üstü döndüremiyor. Bu sebepten dolayı da maalesef aracımızın üst kapak, silindir kapağı dediğim bölgesini sökmekle başladık. Aracımızın sağ tarafında bulunan hava filtresi ve kabini komple dışarı çıkıyor. Ayrıca buradan manifolda doğru gelen, buradan yine hava filtre kabininden gelen bir borumuz var. Bunu da söktük. Buradan su hortumlarımızı söktük arkadaşlar. Mecburen. Bunun dışında emme manifoldunu tutan civatalar vardı. İlk alttaki onluk somunlarda diğerleri alyan başlı civatalardı. Aynı şekilde şöyle gösterebilecek olursak alyan başlıydı. Trigger koptuğu zaman ne gibi sorunlar oluşuyor? Ne gibi problemlere yol açıyor? Yine arkadan da suyun boşaldığını sesinden anlayabiliyoruz. Ayrıca bu arabada bir ses vardı usta. Evet. Katalizörün içi dağılmış. Katalizörün içi dağıldığı için böyle nasıl bir ses diyeyim? Tenekenin içinde taş olur. O da aynı şekilde taş var zaten katalizörün içerisinde. Mecburen bu şekilde sallandığı zaman dağıldığı için bayağı bir sesli çalışıyordu. Aynı zamanda trigger koptuğu için de üst kapağı mecburen almamız gerekiyor. Ayhan Bey de buradan egzozun bağlantı civatalarını sökmeye çalışıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş burayı da sökeceğiz. Egzoz bölümlerindeki civatalar sürekli ısınıp soğuduğu için genleşme yapabiliyor. Bundan kaynaklı olarak da paslanmalar olup kırılabiliyor civatalar ama bu civatada somunda herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir şekilde geliyor. Ayhan Bey şu an söküyor. Motorun içerisi de gayet güzel. Herhangi bir kurumlaşma, motor yağının zamanında veya hararet gibi olaylar kesinlikle yok. Görüyorsunuz ki pırıl pırıl bir içi var. Alüminyum gövdeyi görebiliyoruz. Zincirli bir sistem olduğu için bir adet de vanosumuz var. Hemen burada. Buradan da suyun aktığını görebiliyoruz. Mecburen suyumuzun akması gerekiyor. Trigger kayışımızı çıkaracağız ve dışarıda bakacağız. Kayış ne halde? Görünebiliyor mu? Bunların hepsini de sizlere göstermeye çalışacağız. Bu arabanın motor ile kaporta aksamı, yani tampon bölümü, ön panel aksamı arkadaşlar dar olduğu için bu alanlarda çalışmak biraz sıkıntı yaratabilir ama herhangi bir sıkıntı yok. Motor indireceğimiz zaman mesela bu arabada motor inseydi tampon, farlar komple dışarıya alıp paneli sökecektik arkadaşlar. Trigger koptuğu zaman veya zamanı var mı bunun? Biraz konuşalım bu. Trigger'imize biz 4 yıl 120 bin kilometre diyoruz. Ya 4 yılı doldur ya 120 bini doldur ve de veya da bunun gibi rulman dağılabiliyor. Dağıldığı zaman da kayış boşa çıkıyor. Çıktığında ne oluyor? Kayışımız boşa çıktığında motor alt zamanlamayla üst zamanlamayı eşit aynı anda yapamayınca tente atlaması diyoruz. Atladığında piston geliyor, sibopa değiyor, sibopu eğiyor. Evet. Eğdiğinizde aracımız çalışmıyor. Onun için silindir kapağını söküp sibopların değişimini rektifiyeci yapıyor. Kapağı rektifiyeye göndereceğiz. Sibopların kontrolü, değişimi ve tekrardan montaj aşamasına geçeceğiz. Yani şu an biz silindir kapağına kadar sökeceğiz. Evet. Geri işlemlerini rektifiyeci dediğimiz ustalarımıza veriyoruz. Tabii ki trigger kayışı servise göre, aracın model, marka yılına göre değişebiliyor. Bu Volkswagen bazı araçlarına 200 bin kilometre zaman biçebiliyor. Tabii ki biraz önce Ayhan Bey'in sökmüş olduğu civata üst kısımda kalıyor. Kolay bir bölümü sökmüştü arkadaşlar. Şimdi bu üçgenimsi bir yapı olduğu için 2 adet daha somunumuz var. Biraz alt kısımlarda kalıyor bu noktalar. Şöyle görünebiliyor mu? Yine aynı şekilde şu arka noktada da bir civatamız daha var. İşe gelişeceğiz. Orada üstünü değiştiririz. Egzoz bölümü iyice açılmaya başladı. Şu aralıktan anlayabiliriz. Arasında bir adet de böyle gördüğünüz gibi contası mevcut. Conta olmazsa eğer ıslık sesi tarzında bir
Rüzgar sesine benzeyen bir ses alırız gaz verdikçe. Bu contalar egzoz bölümündeki veya manifold contaları, egzoz contaları önemli. Böyle sesler, sorunlar yaratabilir. Bunu söyleyelim. Alttan bir ayağımız var. İleride takarken zorluk çekmemek için normalde burası söküldü. Gördüğünüz ayağı söktükten sonra babam aldı. Şu boşladı burası. Ve artık şanzıman bölümünün üstünü de görmeye başladık. Yavaş yavaş açılıyor. Bu noktada tabii ki egzoz manifoldumuzun bağlantısı arka egzoza kadar gittiği için silindir kapağını alamıyorduk. Bundan dolayı da mecburen bunu sökmemiz gerekiyor. Aldır. Silindir kapağımızın cıvatası iki aşamalı sıkıyor. Görüyorsunuz üstten de bir cıvata bölümü, alttan da bir saplama yani. Onu niye alıyorsun ki? Çöktün mü sana? Değil mi? Var mı daha? Saplamaları tekrar mıknatıs yardımıyla çıkarmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz teker teker alıyor. Söküldü herhalde hepsi. Evet. Artık mıknatısını alma işlemleri var. Bunları aldık mı? Bir şey ver ya. Başka var mı? En başa baktın. En öne. Nereye? Nereye ya? Bunlar bitti. Köşeye bir bakayım oradan. Görünüyor ki evet oynuyor. Sökülmese eğer oynamaz. Emme manifold bölümünü de tabii ki kaldırmamız gerekiyor bu noktada. Ayhan abinin yardımına ihtiyacımız var. Tamam, kadar. Evet. Silindir kapağı bu şekilde çıktı arkadaşlar. Tabii ki bu noktada bir adet Opel Astra'mız var. Opel Astra'mızın da yani şöyle şanzıman problemi var arkadaşlar. Easytronic, yarı otomatik bir araç. Bu arabada bizlere şehir dışından geldi. Yine belirtelim. Şanzımanın iç bölümünde bozukluklar olduğu için mecburen şanzımanın içine de müdahale ediliyor. Çünkü robotsal bölümde herhangi bir ayar tutmuyor. Bir problemi var. Şimdi bu aracımızda kurumlaşmaları görüyoruz. Normaldir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı yani böyle yağ kalıntıları olsaydı eğer problem olabilirdi. Burada silindir contamız var. Bu iyi de olsa, kötü de olsa, hararet görse de görmese de her söküldüğü zaman silindir kapak contasının değişmesi gerekiyor. Mecburen bunu söyleyelim. Burada da. Buraya yok mu? Burada bir izler görüyorum baba da. Tamam o işte. Pistona değmiş bazı noktalar. Sivoklara değmiş. Bak şurası parlattığı noktaları görüyoruz. Parlama açısı var burada. Bu da bizim silindir contamız. Biraz önce değindiğimiz conta bu. Önemli contalardan biri. Hararet gördüğünde direkt keser atar. Ama bloğun içerisine baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Antifrizde kullanıldığı çok belli. Gayet iyi görünüyor. Pistonların üst kurumlaşması da gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok ama. Subapların vurma noktası var. Bu pistonun üstünün su dolmasındaki sebep ne baba? Kapağı alınca doldu. Yoksa normalde yok. Normalde arkadaşlar pistonun üstüne su gelse eğer arkadan bembeyaz bir duman atar. Özellikle antifriz olduğu için araçlarda bayağı bir beyaz duman atar ve koku yapar. Buradan da şüphelenebiliriz. Bazen Egere soğutucuları patlatan araçlar görüyoruz. Soğutucu su kısmı patladığı için antifrizli bir şekilde arkadan beyaz dumanlar atabiliyor. Bu da bizim trigger kayış bölümümüz. Tabii krank kasna o noktada var veya kayış bölümleri de var. Bunları sökmemiz lazım. Boşta ki oğlum içi. Bu araba aşırı şekilde bak bakayım. Boşta sesli değil çalışıyordu. Mi? Bak içi, içi ne halde? Dağılmış herhalde. Şu sağ taraf boş. Büyük sarıyı ver. İçinde oynuyor bu. Büyük sarıyı ver. Sarı tornavida alabilir miyiz abi? Bayağı bir ses vardı katalizör bölümünde. Bakın bu oynuyor işte. Görüyorum abi. Evet, görüyorum. Bu artık öyle. Şimdi burada silindir evet, kapağına... Silindir kapağımı da aldık. Buraya geldik. Geldik ki ne gördük?
Sibop neredeyse contanın üstüne çıkmış. Eğilmeden, darbeden dolayı. Bak burada vurduğu izleri görebiliyoruz. Burada da görüyoruz. Parlatmış. Burada görürken de neyi görüyoruz? Sibop'un ağzının ne kadar eğrilip de kapanmadığını görüyoruz. Bu da öylesine. Zaten şuradan vurduğunu parlattığından anlıyoruz. Şu parlaklık. Şu tarafa ağzı bükülmüş. Bükülmüş abi. Zaten soymuş bak. Burayı parlatmış. Hep de bu noktalardan vurmuş. Bunu söyleyelim. Yani silindir kapağının üst noktasında zaten söylemiştik. Bu noktada baba burada da biraz parçalarımız var. Evet, bu yarı otomatiğe ait, Opel Astra'ya ait. Bu Audi A5'e ait kavrama, eski kavrama. Yani balatalardan anlaşılıyor. Bunu da yakında kanalımızda görebileceksiniz. Bunu da değiştirdik. Egzoz manifoldunu sökeceğiz. Burada 13 lokmamı, evet 13 lokmalara saplamalarımız, civatalarımız var. Bir adet kaldı. Egzoz manifold bölümü. Son vuruş, son hamle. Audi A5 3000 dize hazır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bir adet silindir kapağımız var. Silindir kapağımız 2005 model, 2006 model yıllarına ait A4 benzinli, 2000 motor benzinli. Bu arabalarda 5 adet Sibop görebiliyoruz bak. Neden 5 adet? Atmosferik motor olduğu için, turbo olmadığından dolayı burada aracımızın beygir gücünü yükseltmek için Sibop artışına gitmiş ve Siboplarımız yükselmiş. Sibop nedir? Ne işe yarar? Sibopumuz krank milinden aldığı hareketi girger kayışı ile burayı döndürür. Krankla aynı eşit zamanda döner. Bak burada açık Siboplar varken burada kapalı Siboplar var. Sibopların açma kapamasını sağlar. Ham mili dediğimiz eksantrik mili. Sibopları ne gibi hata verir, ne gibi kusurlar olur, ne gibi sorunlar olur. Kısacası girger kayışımız koptuğunda veya bunun gergi rulmanı dağıldığında kayışımız boşa çıkıyor. Tente atlamış oluyor. Piston geliyor, Sibop'a vuruyor. Vurduğunda ne oluyor? Bak Sibop'umuz eğiliyor. Eğildiğinde bu yerine oturmuyor, açık kalıyor. Zamanlamayı aracımız yapamadığı için bu yerine oturmadığında eğri kaldığından dolayı aracımız çalışmıyor. Bu aracımız da aynı bunu yaşamış. Gergi rulmanı bozulmuş, kayış atlamış, piston gelip Sibop'a vurduğunda Sibop'u eğiyor. Eğdiğinde de aracımız çalışmaz oluyor. Farklı bir arızaya geçecek olursak Sibop yanması dediğimiz, Sibop'larda yanıklar oluşuyor. Bu Sibop'lar yuvasına oturmuyor. Oturmayınca kompresör kaçırıyor. Buna da Sibop yanması diyoruz. Araba teklemeli çalışıyor. Diyelim. Üçüncü bir arızaya geçelim. Sibop ve buji. Bujinin ağzı kurum tutuyor. Neden kurum tutuyor? Piston segmanlarımızın yağı üste kaçırdığı zaman yağ yakıyor. Yağ yaktığında kurum tutuyor. Kurum tutunca bu ateşleme aralıkları kapanıyor. Ateşlemeyi göremeyince aracımız yine tekleme yapıyor. Ha Sibop yanmış, ha buji kurum tutmuş. Tekleme sorunu. Sibop yandığını kompresör testiyle tespit edebiliyoruz. Ama bujiyi de söktüğümüzde, yağlı gördüğümüzde aracımız yağ yakıyor. Bujiler kurum tutuyor. Yağlamadan dolayı da aracımız tekliyor diyoruz. Bunların arızalarını giderebilmek için motorun yarısı bu gövde sökülmeden hiçbir şekilde bu arıza gideremezsin. Sökeceksin ki buradan Sibop'a ulaşabilesin. Pistonda ise karteli sökeceksin. Kapaktan sonra piston keplerini söküp pistonu yukarı alıp sekmanları göreceksin. Daha önceki videolarımızda da bunları göstermiştim. Peki baba, kompresör testi yapılması gerekiyor dedim. Kompresör testi her zaman doğru sonucu veriyor mu bizlere? Manuel kuru sistem Sibop ayarı dediğimizde vermez. Ama iticili yağlı sistemde net bilgiyi alabiliriz. Kuru sistemde neden vermiyor? Sibop yanmıyor, yağ yakmıyor ama aracımız tekleme yapıyor. Arıza ışığı yakıyor, rampalarda çekmiyor, silkeleme yapıyor. Sabahları soğukken sarsıntılı çalışıyor. Bu da Sibop ayarı dediğimiz, Sibop'un ayarının sık olmasından dolayı kaynaklanıyor. O kapaklarda, o Siboplarda ise ayar manuel olarak dışarıdan yoktur. Silindir kapağı çıkıyor, Sibopların boyları kısala kısala, taşlana taşlana Sibop ayar oluyor. O araçlarımızda kompresör testi geçer ama arıza devam eder. Yani kompresör testi her zaman doğru sonuç vermez. Vermez. Doğru sonuca ulaşamaz. Peki bu subaplar değişti. Zaten değişmiş olduğunu, subapların yeni olduğu görünüyor.
Peki bunun alıştırmasını, ayarını biz mi yapıyoruz? Biz silindir kapağını söküp rektifiyeci, taşlamacı dediğimiz yere gönderiyoruz. O arkadaşlar söküyor. Önce sibop yuvaları taşlanıyor. Sibopun oturduğu yuvalar. Taşlama yapılıyor. Siboplar ona göre alışıyor. Macunu var. Macunla alıştırılır. Alıştırdıktan sonra montajını yapar. Montajını yaptıktan sonra elinde havalı saati vardır. Bak buraya göre oval takar. Havayı emdirir. Emdirdiğinde üzerinde derece var. Derece yüksekte sabit kalıyorsa sibop kaçağı yok demektir. Kaçırma devam ediyorsa alıştırmaya devam eder. Peki bu kaçak testini benzinle yapmak doğru mu? Tabii benzin çok sıvıdır. Benzini dök, kaçak varsa şak diye buradan benzin akar. Onu manuel olarak biz yapıyoruz, test ediyoruz ve rektifiyeciye kapağı gönderip orada değişimi, değişirken sade sibop değişimi olmuyor. Sibop kaydı var bak, burada yanık izleri görebiliyoruz. Bu sadece böyle bir içerisinde burç var. Burcun üzerinde çalışır. O burca biz sibop kaydı diyoruz. Ve burcun üzerinde sibop lastiği var. Sibop lastiği eski olur, yırtık olursa aracımız yine yağ yakar. Sibop lastiğine yağ indirir, buraya birikir. Eksantrikle, kranktan aldığı hareketle kam bile sibopu böyle açtığı an buraya sibop lastiğinden biriken, içine biriken yağ şak diye buraya geçer. Burada yan modasında yanar. İlk çalıştırdığımızda mavi dumanı görürüz. Aslında külbütör contası da çok önemli bir conta. Bazı araçlarda bucun üstüne yağ kaçağı oluyor ve aracı evet. Tekletmeye kadar gidiyor baba. Tabii. Ve sorun arıyorlar. Sorun arıyor. Ama aslında küçücük bir külbütör conta. Yani yağ veya su veya benzin bunlar iletken parçadır. İletişimi, ateşlemeyi bucundan alıp gövdeye veriyor. Verince teklemeye sebep oluyor. Peki, kapağımız hazır. Bizim yapacağımız manifoldu dizmek. İstersen başlayalım. Kapağı hazır hale, üstüne atmaya hazır hale getirelim. Getir. Egzoz manifoldumuzu taktık. 13'lük somunları var, bakır pullar. 8 milimetrelik. Bakır kullanılmasının sebebi var mı, özel bir var, sebebi? Var, tabii ki olmaz mı? Bak, somunlarımız tamamen bakır. Karşıda civatalarımızda demir, ısınıp soğudu, ısınıp soğudu. Demir demire kaynıyor, bakır sökülmesi kolay oluyor. Bazı araçlarda bu silindir kapağının üstünde sadece külbütör kapağı olur. Ama genelde gördüğüm VAK grubunda bazı modellerinde böyle baba üstünde de bir kapak var. Eksantrik kapağı. Eksantrik kapağı. Bunu aldığımızda zaten eksantrikleri sökmemiz için. Bu kapak olmayan da eksantrik kepleri olur burada. Evet. Bu eksantrik. Da kep görevi görüyor zaten. Evet. Ve buradan da çok fazla yağ kaçırma olasılığı olabiliyor. Bunu da söyleyelim. Külbütör kapak contası şüphelenebilirsiniz ama sorun buradan da çıkabilir. Toplarken iyi toplamak lazım, bunu söyleyelim. Eski conta kalıntılı, kırıntıları kalmayacak. Yani bu kalkarken bu basıyor dörtte, doğru mu? Evet. Contamız orada. Bu bizim sökülüp takıldığında değişmesi gereken bir ürün. Mutlaka ve mutlaka kapak söküldüğü an 2 saat önce de taksam bunu çöp kaldırar. Çünkü bu izde çıkıntı yerleri sıkmada eziliyor. İkinci kez kullanma şansın yok. Evet, conta yanık dediğimiz conta bu oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Silindir kapak contası her zaman değişmesi gerekiyor. Söküldüğü an sorun olup olmasa bile bu contanın kesinlikle değişmesi şart. Contamızı yerine koyduktan yani, sonra eskisi hemen değişimini yapıyoruz. Evet, eski zaten eski baba. Kullanılmaz. Silindir kapak contamızı taktık. Yüzey temizliğimizi yaptık. Silindir kapağımızı dün hazırlamıştık. Egzoz manifoldunu sıkmıştık. Egzozu komple buradan çıkarıp egzozun içerisindeki katalizör bölümünü hallettik. Bunun dışında şu gördüğünüz su kapağı arkadaşlar değişti. Eskisi burada. Su kapağımızı da değiştirdik. Arka bölümde olduğu için buna ulaşmak biraz zor olabilir silindir kapağını taktıktan sonra. O yüzden herhangi bir risk almak istemedik. Riske değmez arkadaşlar.
Şimdi trigger setimizi de değiştireceğiz ama motorun ilk başta silindir kabak işlemlerini yaptıktan sonra bu işleme devam ediyoruz. Swap'ları zaten konuşmuştuk. Şimdi üstüne atacağız. Silindir kapak contamız da hazır. Üstüne attıktan sonra videomuza devam edelim. Termostatımızı değişiyoruz. Buradan su kaçakları var. Burada kırıldı. Yani yıpranmış parçalar. Artı ısınıp soğuyor sıcağın içinde mecbur. Plastik. Plastik. Dokunmayla gitti yani. Mecburen değişecek bunlar. Yolda patlasa daha büyük sıkıntı. Conta yakacak. Dağın başında kalacaksın. Arabanda su kalmayacak. Su arayacaksın, su bulamayacaksın. Suyu buldun, akacak. Devam edemeyeceksin. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Yani silindir kapağını koyarken oraya herhangi bir müdahalemiz olmamasına rağmen çıt diye bir ses geldi ve suyun aktığını gördük. Biz de silindir kapağını koymadık. Silindir kapağının üstüne attık. Egzoz bölümünü tamamlıyoruz ama baba sıktığım bu anahtar. Bu. Bir garip. Bu 40 yıl yatar. Bir gün iş yapar. Vay be. Güzel bir anahtar. Her yerde çalışmasa bile böyle dar alanlarda çalışabiliyor. Pek abisi yuvarlak yerlerde bak. Normalde düz anahtar girmiyor yarım ağzına. Mümkün değil. Egzozu sıkıyor. Bu bölümde triggerimizin değiştiğini gösterelim arkadaşlar. Kayış yeni bir şekilde takıldı. Gergisi. Gergi bu oluyor zaten. Alttan pim şeklinde itiyor. Şöyle gösterebiliriz. Bunun dışında da senteyi aldık. Zaten setin içerisinden bir kayış. Şu gergi, gergi rulmanı ve avare rulman çıkıyor. Setimizi değiştirdik ve kapatacağız. Aracın içerisine geçtik. İlk marş, ilk heyecan. Bakalım ne gibi problemler ve karşılaşacağız. Uyarılar. Tabii ki karşılaşmak istemeyiz ama marşımıza basıyoruz. Tabii akü zayıf arkadaşlar. Çalıştı. Akü zayıf dedik ama bastı. Kaygan zemin yanıyor, normaldir. Airbag yanıyor. Panelden fişi çıkık durumda. Bundan dolayı bu da yanıyor. Araç Audi A4. 2124 kilometrede aracımız. Su uyarısı veriyor. Normaldir çünkü suyu eksik. Daha doldurmadık. İlk marşımız. Evet, her zamanki gibi ilk marş, tek marş. Evet, çalıştı. Şu ana kadar neler yaptık usta? Silindir kapağını söktü, trigger seti değişti, stiboblar değişti. Kadrez üzerindeki elden geçti. Ses vardı bak, yok. Evet. Bunun isop ettiğimiz akülanmamızı görüyor mu? Nasıl yani? Akü falan yok burada. Isop et. Aç kontağı. Var, görüyoruz evet. Tamam. Şarjda sıkıntı yok. Fiş yanlış olsa sönmeyecek. Tabii fişlerin karışıklık olma durumu var. Evet. Herhangi bir arızayı bize gösteriyor. Şu an soket çıkık olduğu için airbag yanıyor. Onun haricinde bir problemimiz yok. Evet, aracımızı bitirdik. Araç gördüğünüz gibi dışarıdan da çalışma sesini görüyoruz ve duyuyoruz. Hava filtre kabini tarafını takıyor babam şu anda arkadaşlar. Bunun dışında eksiğimiz yok. Aracımızın motor yağını doldurduk. Antifrizimizi doldurduk. Bunun dışında söyleyebileceğimiz zaten gereken işlemleri, değişen parçaların hepsini sizlere de göstermeye çalıştık. A4 2000 benzinli motorla beraberdik. Egzoz işlemleri vardı. Egzozla alakalı durumlar yapıldı. Hava filtre kabinini de taktıktan sonra işlemlerimiz neredeyse bitti diyoruz. Gördüğünüz tekerlerimiz var. Tekerlerden sonra da çok fazla bir işleme kalmadı. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup video hakkında yorumlarınızı lütfen aşağı kısmından belirtmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle diyelim ve son kez sesini dinleyelim. Aracın altına hiç göz gezdirmemiştik. Şanzıman bölümünde yağ kaçakları var ama hafif terlemeler var. Şöyle göstereyim. Motor bölümünde herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle baktığımız zaman motor bölümü tertemiz duruyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok motor tartar bölümünde. Yani şanzıman bölümünde bir yağ kaçağımız bulunuyor. Bunu da